Arkadaşlarım selamlar. Ben İsmail Hoca'nız, SML Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 5 soru 5 çözüm video serisinde sevgili arkadaşlarım. AYT'nin 8. videosu, yani toplamda 16. videodayız arkadaşlar. Bayağı da bu olmuş 16 video. Bu sürece niye başladık? 5 soru 5 çözüm serisine neden başladık arkadaşlarım? Çünkü sizlere direkt olarak TYT'de, MSÜ'de, AYT'de çıkmış olabilecek, karşınıza çıkabilecek sorulardan oluşan bir seri arkadaşlar. İnce eleyip sık dokuyarak seçtiğim sorulardan oluşan bir seri. Her videoda da 5'er tane soru çözüyoruz. Bugün sizlerle birlikte 8. AYT videosunu çözeceğiz. Sevgili arkadaşlarım hazırsanız geçelim dersimize. Evet, ilk sorumuz Metin Yayınları AYT soru kitabından alınan bir soru arkadaşlar ve gayet de güzel bir soru. A, B, C ve D gerçel sayıları için verilen x kare artı ax artı b küçük veya eşit 0 ve 0 küçüktür x kare artı cx artı d eşitsizlik sisteminin çözüm aralığı 3'ten kapalı 4'ten açık ve 4'ten açık 7'den kapalı aralığının birleşimiymiş. Buna göre a artı d çarpı b artı c çarpımının sonucu kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle sevgili arkadaşlarım bakın burada bir eşitlik var. Burada eşitlik yok. O halde ben şunu söyleyebilirim tabii ki. Şöyle yapalım. 3'ten kapalı 4'ten açık demiş ya. Şimdi 3, 4 ve 7 diye sevgili arkadaşlarım bizim çözüm kümemizin elemanları olsun diyelim. Yani şunun kökleri artı bunun kökleri 3, 4, 7'ymiş. Ve sevgili arkadaşlar burada şöyle bir kök tablosu oluşturalım. Bu kök tablosunu oluşturduktan sonra da sevgili arkadaşlar... Tabii iki tane eşitsizlik var burada. Birinci eşitsizliğimiz şu. X kare artı AX artı B küçük veya eşit 0. Diğer eşitsizliğimiz de X kare artı CX artı D büyüktür 0. Yani iki tane eşitsizlik var. O zaman eşitsizlik sistemi diyoruz zaten ismine. Bu eşitsizlik sistemlerini çözerken de bir tane daha satır atıyorduk şu şekilde. Daha sonrasında diyorduk ki biz buraya çözeceğiz bunu. Şimdi ben şuna birinci eşitsizlik diyeyim. Buna ikinci eşitsizlik diyeyim. Şurası 1 burası 2 olsun. Şimdi burada gördüğünüz üzere 3 ve 7'de kapalı aralık var. Kapalı aralık olabilmesi için şurada eşitlik olması gerekiyor da eşitlik bunda var. O zaman 3 ile 7 demek ki birinci eşitsizliğin çözüm elemanları. Ve sevgili arkadaşlar burada da ne var? Bakın 4 var. Sadece 4 var. Bu 4 de o halde sevgili arkadaşlarım demek ki bizim için neymiş? İkincinin köküymüş. Ama sadece 4 olması demek ne demek? Demek ki sevgili arkadaşlar bu çift katlı bir kök ve çift katlı kök olması demek de burada işaret değiştirmiyor anlamına geliyor. Ve sevgili arkadaşlar birinci eşitsizlikte de ikinci eşitsizlikte de x karenin baş katsayısı pozitif olduğundan buradan artıyla başlayacağız. Artı eksi eksi artı diyoruz. İkinciye bakıyorum o da pozitif. Artı artı ne olacak? Çift katlı artı artı diye devam ediyor. Şimdi birincisinde negatif ikincisinde pozitif olan yerler nereler arkadaşlar? Bakın birincisinde negatif ikincisinde pozitif olan yerler buralar. Demek ki bu şekildeyken bizim çözüm aralığımız 3'ten kapalı 4'e kadar açık 4'ten açık 7'ye kadar kapalı olan aralıkmış. Pekala madem öyle biz burada şunu yaparız artık. Demek ki birinci eşitsizliğimizin kökleri 3 ile 7'ymiş arkadaşlar. 3 ile 7'nin kökleri olduğunu biliyoruz ya. Kökler çarpımı 21'dir. Dolayısıyla kökler çarpımı da b bölü 1 olduğu için b 21'miş. Kökler toplamı olan 3 artı 7 10'muş. Yani eksi a bölü 1 yani eksi a arkadaşlarım eşittir 10'muş. Yani a eşittir eksi 10'muş diyeceğiz. Şu an ikisini bulduk. A ile b'yi elde ettik arkadaşlar. İkinci denklemimizin kökü de 4'müş. Kök 4 ise arkadaşlar ve çift katlı köksü aslında bakarsanız x kare artı değil x kare eksi 4 bakalım. X kare eksi 8x artı 4'müş diyeceğiz. Bakalım 8x oluyor mu? Artı şurası 16 arkadaşlar. Tam kare ifade. Büyüktür 0. Yani arkadaşlar demek ki c eksi 8'miş. D de 16'ymış. Hemen yazalım. C eksi 8 D de 16 olacakmış. Pekala. Bunları da şöyle dikdörtgen içerisine alalım. Ne demişti bize? A ile D'yi topla. B ile C'yi topla. Çarp. A ile D'nin toplamı yani şununla şunun toplamı 6. B ile C'nin toplamı yani şununla şunun toplamı da 13 arkadaşlar. 6 kere 13 bize 78'i verir. Cevabımız C seçeneği olur. Gerçekten güzel soruydu. Devam edelim ikinci sorumuzla. İkinci soru 3-4-5 yayınları AYT soru bankasından aldığım ve beğendiğim, harbiden tarzını beğendiğim bir soru. Aşağıda birim kareli zemin üzerinde ABCD ve ABCD ve E açıları gösterilmiş. Buna göre sin x çarpı cot x artı tan x bölü cosecant x eşittir 2 eşitliğini sağlayan x açısı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Öncelikle şu bize verilen ifadeyi biz biraz düzenlememiz lazım. Yani bu ifadenin daha sade bir hali var mı? Buna bir bakalım arkadaşlar. Sinüs x'i daha sade hale getiremem zaten bu şekilde kalsın. Çarpı. Şimdi içerideki cot x artı tan x var. Kotanjant demek. Kosinüs bölü sinüs demek.
Tanjant demek sinüs bölü kosinüs demek. Alt kısımda da 1 bölü kosekant, yani pardon, alt kısımda kosekant var, yani 1 bölü sinüs var sevgili arkadaşlar. Şimdi şurayı toplayabilmek için burayı c ile burayı s ile genişletirsek eğer, üst taraf c kare artı s kare olur, yani 1 olur. Alt tarafı da sc olur. Burası da 1 bölü s oldu. Bakın s'ler gider ve geriye 1 bölü c kalır. Demek ki buradaki parantez içi tamamen 1 bölü c'ye eşitmiş. 1 bölü c ile ben şuradaki s'yi, yani sinüsü çarparsam s bölü c'yi, yani tanjant x'i elde ederim. Tanjant x de sevgili arkadaşlarım kaça eşitmiş? 2'ye. Peki tanjantı 2 olan açı hangisidir diye soruluyor aslında bana. Tek tek bakalım. Önce a'ya bakalım. Bakın a aslında şurasıdır. Bunun tanjantı 3 bölü 1'dir. Dolayısıyla a'yı eleriz. Bu gitti. Şıklara da dikkat edin. A'ya a, b'ye b'yi yazmamış. C'ye a yazmış mesela. Dolayısıyla c'yi eledim. B'ye bakıyoruz. Aslında b burası açı olarak. Şurası 3, burası 2. Demek ki tanjantı 3 bölü 2. B de olmaz. A şıkkı da gitti. C'ye bakıyorum. Aslında c burası. Tanjantı 1 bölü 4'tür arkadaşlar. Dolayısıyla c de olmaz. D'ye bakıyoruz. D aslında burası. Bakın 2'ye 4, yani 2 bölü 4, 1 bölü 2, D de olmaz. E'ye bakıyoruz. Şurası E aslında. Şunu şöyle çektik. Bakın 4 bölü 2, 2'yi verir arkadaşlar. Demek ki bizim cevabımız D seçeneği olacakmış. Üçüncü sorumuza geçiş yapabiliriz. A ve B sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere demiş SML Hoca AYT video ders kitabından aldığım bir soru. F AX artı B eşittir X. F A eksi B de 2B bölü A olarak verilmiş. Buna göre F eksi 3B artı F 5B toplamının değeri soruluyor bize. Şimdi arkadaşlar, şunları sorunun en sonunda elde edelim. Biz burada FA eksi B'nin 2B bölü A olduğunu biliyoruz ya. Ama biz yine de bir FA eksi B daha elde etmeye çalışalım. Bunun için AX artı B gördüğüm yerde X görülen yere acaba ne yazmam gerekiyor ki A eksi B'yi yine yakalayalım diye soralım. Buradan X'i bulabiliriz. Yani AX eşittir B'yi karşıya attım, A eksi 2B. Her iki tarafı a'ya bölerseniz x eşittir a eksi 2b bölü a yapacaktır. Demek ki x gördüğüm yere a eksi 2b bölü a yazdığım takdirde ben f a eksi b'yi yeniden yakalıyormuşum. O halde yazalım. F a eksi b, varsayalım ki x gördüğümüz yere a eksi 2b bölü a yazdık. Burası a eksi b geldi artık. Bakın x gördüğümüz yere yine aynısını yazarsanız a eksi 2b bölü a'yı elde etmiş oluruz. Bakın arkadaşlar, burası çok değerli. F A eksi B'yi ben ne olarak buldum? A eksi 2 B bölü A. Peki soru bana F A eksi B'yi ne olarak vermişti? 2 B bölü A. O halde bunları birbirine eşittir. Her iki tarafta bulunan A'ları öyle alelade sadeleştiremezsiniz. Çat çat diye götüremezsiniz. Ama neden götüremeyiz? Çünkü sıfır olma ihtimalleri var. Fakat sorunun başında sıfırdan farklı dediği için artık rahatlıkla götürebilirsiniz bunları. Geriye sadece ama sadece A eksi 2 B'nin 2 B'ye eşit olduğu bilgisi kaldı. Eksi 2B'yi de karşıya atıp bundan kurtulursanız A eşittir 4B olduğunu görürsünüz. Madem A 4B'ye eşit, şurada gelin A gördüğümüz yere 4B yazalım. Yani F 4BX artı B eşittir X diyelim arkadaşlar. Şimdi bize sorulanlara bakalım. F eksi 3B. Arkadaşlarım, ben burada X gördüğüm yere eksi 1 yazarsam F, bakın eksi 4B artı B daha eksi 3B'yi buluruz. X gördüğümüz yere ne yazmıştık? Eksi 1. O halde x gördüğümüz yere yazıyoruz. Eksi 1. Bakın f eksi 3b eksi 1 geldi. Yani burası eksi 1'miş. Artı 1 de buradaki x gördüğümüz yere sevgili arkadaşlarım gelin 1 yazalım. Bakalım ne gelecek? 1 kere 4b 4b. B daha f 5b'yi buluruz. Demek ki arkadaşlar f 5b'de x gördüğümüz yere 1 yazdığımız için hop 1 oldu. Demek ki burası da 1'miş. Eksi 1 ile artı 1'in toplamı sorulmuş. Cevabımız D seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Çok güzel ve çok şık bir soruydu. Artık böylelikle bunu da çözdüğümüze göre dördüncü sorumuza geçebiliriz. Dördüncü sorumuzda aşağıdaki sayılar belirli bir kurala göre dizilmiştir denilmiş. İşte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 şeklinde. Diyor ki 2019 sayısı kaçıncı satırda bulunur diye sorulmuş bize. Şimdi 2019'un bulunduğu satır numarasını bulmamız gerekiyor. Bizim bunu elde etmemiz gerekiyor. Acaba nasıl yapabiliriz, ona bakalım. Öncelikle sevgili arkadaşlar, 2019'un nerede olduğunu bulmak biraz mühim tabii ama hani bunu nasıl elde ederiz? Bunu ne şekilde bulabiliriz? Bu önemli bizim için. Şimdi şu 1 demek 1'den 1'e kadar olan sayıların toplamı demek. 3 demek 1'den 2'ye kadar olan sayıların toplamı. 6 demek 1'den 3'e kadar olan sayıların toplamı demek. Ve sevgili arkadaşlarım 15 demek de mesela 1'den kaça kadar? 5'e kadar olan sayıların toplamı demek. Tabii ki buradaki 10 da 1'den 4'e kadar. Şimdi madem burası böyle, ben son satırlara göre işlem yapayım. Son satırlara bakıyoruz. İşte 2019 sayısı 2019 civarında 1'den n'e kadar olan sayıların toplamı, 2019 civarında olan sayılara bakalım.
Şimdi şıklarımız da 61, 62, 63, 64, 65 zaten. Buradan arkadaşlar ortancadan başlayalım. Sağa veya sola gitmemiz daha kolay olsun diye ortancadan başlayalım. 63. satırdaysa eğer 63. satırın son sayısına bakalım. 63 çarpı 64 bölü 2'dir. Bunları nasıl buldum? 5 çarpı 6 bölü 2'den nasıl 15 bulunabiliyorsa veya 4 çarpı 5 bölü 2'den nasıl 10 bulunuyorsa 63 çarpı 64 bölü 2'den de sevgili arkadaşlarım son satır, bu 63. satırın son sayısını elde edebiliriz. Şunları sadeleştirdim. 32 dedim. 63 ile 32'yi çarpacağım şimdi. 2 kere 63 126 yapar. 3 kere 63 de 189 yapar. Bunu da bu şekilde yazdım ve şimdi toplayacağım. Bakın burası 6. 9 2 daha 11, 11'in bir elde var 1. 8 1 daha 9, bir de elde vardı 10. 10'un biri 2016 yaptı. Bakın 2019 demiş. 63. satırın en büyük sayısı 2016. O zaman 2016'dan sonra 64. satıra geçeceğim. Ve 64. satırda da 2017, 2018 ve 2019'la karşılaşacağım. O halde cevabım kaç olacak? D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar. Güzel soruydu. Ortadan başlamak da bir taktik burada. 4. sorumuzu çözdük. 5. sorumuza doğru geçebiliriz. Bir polinom terimlerinin dereceleri soldan sağa doğru azalacak şekilde yazılırsa bu yazılışa polinomun standart yazılışı denir. Örnek vermiş. Genel itibariyle ÖSYM de bu şekilde yazar. Ama bu satırlardan çok da bir şey anlaşılamadığı için, çünkü sınav esnasındasınız, soruları hızlı okumaya çalışıyorsunuz, okudunuz, anlamadınız, tabii ki ÖSYM hemen size mutlak suretli bir örnek verir. Örneğin Px eşittir x artı 4 artı 3x kare polinomunun standart yazılışı neymiş? 3x kare artı x artı 4, yani terimlerin kuvvetlerini azalan sırada yazıyor. Bu yazılışta katsayıların soldan sağa doğru dizilişi 3, 1, 4, katsayıların sağdan sola doğru dizilişi de 4, 1, 3 olur. Bakın 3, 1, 4 veya tersten 4, 1, 3. Gerçel katsayılı 3. dereceden bir Px polinomunun standart yazılışında katsayıların soldan sağa doğru ya da sağdan sola doğru dizilişi özdeştir. Yani soldan sağa doğru dizersen de aynı sayıyı buluyorsun. Sağdan sola dizersen de aynı sayıyı buluyorsun. Yani o zaman 3. derecedenmiş ya, şimdi x küpü olacak bunun. X karesi olacak. X'i olacak. Bir de sabit terim olacak. Madem hem soldan sağa hem de sağdan sola aynıysa ben şunu söyleyebilirim. Burası A ise sabit terim de A olmak zorunda. Çünkü buradan başlarken A ile başlıyorsan sağdan başlarsan da A ile başlamak zorundasın. Eğer burası B ise burası da B olmak zorunda. Demek ki benim polinomum bu şekilde. Yani AX küp artı BX kare artı BX artı A biçiminde. Şimdi bu polinom için, bu PX'miş artık. Bu polinom için PP-1 eşittir 2 demiş ve P1 de 6'ymış arkadaşlar. Şimdi P1'in 6 olduğunu kullanarak P1'i burada elde ederseniz, bakın X gördüğünüz yere A 1 yazarsanız ne gelir? A artı B artı B artı A gelir. Yani sevgili arkadaşlar 2 tane A ve 2 tane B gelir. Ve 2A artı 2B 6 ise tabii ki burada A artı B'nin 3 olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bu bir. Bu cepte güzel bir bilgiydi bu. Ve şimdi geçelim şuna. P-1'i bulalım arkadaşlar. P-1 ne demektir? X gördüğünüz yere eksi 1 yazacaksınız. Önce P-1'i elde edelim. Eksi 1'in küpü eksi 1 olduğu için eksi A gelir burası. Eksi 1'in karesi pozitif bir olan 1 olduğu için demek ki burası da artı B gelecek. Şurası eksi B gelecek ve burası da artı A gelecek. Gördüğünüz üzere eksi A artı A, B ve eksi B birbirini götürdü. Demek ki P-1 kaçmış? 0. Madem öyle, şurası 0 ise P0'ın 2 olduğu bilgisi verilmiş. P0 kaçtır? Bütün x'leri götürür 0 ve P0'ın A olması gerektiğini anlayabiliriz. Şimdi P0 A ise ve burada da P0 2 olarak verilirse demek ki A2'ymiş. A2 ise B1'dir. P2 sorulmuş. Px fonksiyonunu, polinomunu yazabiliriz artık. A kaçtı? 2 idi. Dolayısıyla 2x küp. B'de 1 olduğu için x kare artı x artı 2 deriz arkadaşlar. Bakın 2, 1, 1, 2. Tersinden okuyun. 2, 1, 1, 2. Pekala. P2 sorulmuş. Hemen yerine yazalım artık. P2 eşittir. 2'nin küpü 8 çarpı 2'den 16. 2'nin karesi 4 artı 2 artı 2 dedik. Şurası arkadaşlarım 8 yapar. 16 eklerseniz 24'ü bulursunuz. Demek ki cevabımız E seçeneğinde verilmiş diyeceğiz. Metin Yayınları AYT soru kitabı için Metin Yayınları'na Gökhan Metin Hoca'ya teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle bir güzel soruyu bizimle buluşturduğu için. Evet, 5. sorumuzu yani son sorumuzu çözdüğümüze göre artık videonun sonuna geldik demektir. Yaklaşık olarak 15 dakikada sevgili arkadaşlarım tüm soruları çözmüş bulunuyoruz sizlerle. Sonraki videolarda görüşürüz. Bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın sevgili arkadaşlar. Hoşça kalın.